Almanya. Kimileri acı vatan, kimileri gurbet dedi adına. Şiirlere, romanlara, filmlere konu oldu. Anadolu'nun bağrından kopan onlarca insan, tahta bavullarına doldurdukları umut ve heyecanlarıyla sonunu bilmedikleri bir maceraya doğru yola çıktılar. Ben Çorum'dan Yılmaz Atalay. Ben Kayseri vilayetinin Yahyalı kazasından Durmuş Değerli. Ben Aydın'ın Nazilli kazasından Ali Gümüş. Ben Ankara vilayetinin Şerefli Koçlar kazasından Tevfikoğlu Tahir Tekiner. Ben İzmit'in Çavuş Çiftlik köyünden İknur Degerli. Geride bırakılan gözü yaşlı analara, endişeli sevgililere verilen sözler hep bir gün geri dönmek üzereydi. Türkiye'den Almanya'ya başlayan göç sürecinin temeli Berlin Duvarı'na dayanır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1949'dan 1961 yılına kadar Doğu Almanya'dan Batı Almanya toplam 2,5 milyon insan kaçtı. 13 Ağustos'ta o meşhur Berlin Duvarı'nı örmeye başladıktan sonra Batı Almanya yeni arayışlara girdi. 1950'li yılların ortalarında İspanya, İtalya ve Yunanistan'la imzaladığı anlaşmayı 31 Ekim 1961 tarihinde Türkiye ile imzaladı. Türkiye'den işçi istiyordu. Yani bir iş göç anlaşması imzalandı. Ve o tarihten bugüne kadar da Almanya'da bir Türk gerçeği vardır. Senedir birinci kuşak burada çıktılar Antep'ten Trabzon ve Urfa Zifelisin die Heimat Zifelisin leider auch die Familie das war schwierig nicht einfach Almanya nasıldı delik deşik yapıldı bizimkilerden tamir yapıldı Almanlardan tanıştı benim dedem burada çalıştı ve geri döndü benim ömrüm buradamış bunu görün. İlk olarak giden Türk işçiler Almanya'da birkaç sene kalıp biriktirdikleri parayla özlem duydukları vatanlarına dönüp bir ev alıp bir de iş yeri açmanın hayalini kuruyorlardı. Türk işçilerin geçici olduklarını düşünen Almanlar onları Gastarbeiter, misafir işçi olarak adlandırmıştı. Birinci nesil Türkler, misafir işçiler, bir an önce sevdiklerine kavuşmanın hayaliyle hiç tanımadıkları bir kültürün içinde İyi kötü, kolay zor ayırt etmeksizin her türlü işte durdurak bilmeden var güçleriyle çalıştılar. Birinci nesil ilk dönemde gelen, belki o dönemlerde ve bugünlerde de en çok zorluğu çeken gruptur. Çünkü onlar dil bilmiyordu, farklı bir kültüre gelmişlerdi. Türkiye'de belki bir şehir, bir il görmemişlerdi, ilçelerden geliyorlardı. Ve burada bambaşka bir kültürle karşı karşıya kaldılar. Ve tabii ki bir de şu var, Alman toplumu hazır değildi, Alman toplumu alışık değildi bu Türklere. O yüzden birinci nesil Türkler çok büyük zorluklarla karşı karşıya kaldılar. Alman toplumu ilk başta Türklere negatif bakmadı, zira onları geçici bir işçi olarak gördü. Zaten erkeklerden oluşan bir topluluktu ve bunlar büyük ölçüde heimler, yurtlarda kaldılar. Alman toplumundan fazla iç içe girme şansına sahip olmadılar. 30 Ağustos'ta İstanbul'dan kara trenle hareket ettik Almanya'ya. 2 gece, 3 gündüz bir zamanla Münih'e geldik. Münih'ten bir gece kaldıktan sonra sabahına saat 9'da Berlin'e. Uçakla getirdiler bizi. Geldiler bizi havalimanında aldılar. Doğru fabrikaya, Siemens bizi getiren. Ve gittik, yeni gelmiştim. Bir taraf bilmiyorsun, dağıtılıyor. Ayma götürdüler, yer gösterdiler. Ve yani ikinci günü işbaşı, öyle şey yok, istirahat yok. Biz 10-15 sene hiç doktora gitmedik. Doktor nedir bilmiyorduk. Doktora nasıl gidilir? Mayene nasıl olunur kimse bilmiyordu. Bir kağıt geliyordu bize, bu kağıtla doktora gidilecek, biz onu atıyorduk. Hepsi gençti, hastalık nedir kimse bilmiyordu.
Ha babam de babam çalış, Türkiye'ye geri gideceksin, bir arsa alacaksın, bir ev alacaksın. Und dabei muss ich gleichzeitig sagen, es gab viele Arbeiten, die in diesem Wirtschaftswachstum, was ja die Türkei heute auch ganz massiv erlebt, Deutsche viele Arbeiten auch nicht mehr ausführen wollten, die sie früher ausgeführt haben. Und aus der Türkei, die haben ganz hart hier gearbeitet und wollten hier wie überall in der Welt, wenn Menschen sich aufmachen, in ein anderes Land zu gehen, Geld verdienen, vorankommen. Ailelerinden kopamayan, onlarsız yaşayamayan Türk işçilerin Almanya'da geçici olarak çalıştıkları süre uzadıkça ailelerine, sevdiklerine olan hasretleri de giderek büyüdü. Kendileri bir türlü vatanlarına dönemediler. Bu nedenle sonunda sevdiklerini Almanya'ya getirmeye başladılar. Böylelikle İlk göç dalgasıyla ayrılan aileler tekrar kavuştu. Çocuklar dünyaya geldi ve Almanya'da yeni bir hayat filizlendi. 90'lı yılların başlarında insanlar burada ev satın almaya başladı. İnsanlar burada iş yeri açmaya başladı. Bu da kalıcılığının bir göstergesi diye düşünüyorum ve aynı zamanda uyumun da bir göstergesi. Ursprünglich nannte man sie Gäste. Heute ist der Ausdruck mit Sicherheit nicht mehr gebräuchlich, nicht mehr zu gebrauchen, denn die Türken bleiben auch bei uns. Guten Morgen. Morgen. Günaydın kann man nicht mehr sagen. Doch, ja. Bei so einer Sonne, ne? Günaydın. Yani geldiğimiz döneme bir gideceğiz dedik. Ondan sonra gitmek istemedik. Çocuklar okula başlayınca. Ondan sonra biz de gitmek istemedik daha. Yani Türkiye'de evet ara sıra gidiyoruz, izin yapıyoruz. Tekrar buraya geliyoruz. Ya ich kann lesen, dann kann ich keine Dusch geben. Ben noch ein bisschen Tee. Yani biz şahsen biz aile olarak hiç düşünmedik Türkiye'ye dönmeyi. Çünkü biz burada çok mutluyuz. Komşularımızdan da mutluyuz. Çevremizden de çok mutluyuz. Biz hiçbir problem yaşamadık Almanlarla. Gegen die Sonne auf. Wir wurden Nachbarn mit uns befreundet und es brach ja ein schönes Leben aus, sag ich mal, an nachbarschaftlicher Verständigung. Am Anfang dachte auch, war ja Türken, 1, 2, 3, 4, 5 Familien, immer Krach, stimmt gar nicht. Und wenn der Krach da ist, sind wir dabei, das ist schön. Ja, ja. Artık multikulti devirde yaşıyoruz. Beraber büyümüşler Hasan, Peyta ve Darius. Natifo denken viele, wir sind abilos, adios. Sie wollen uns los, wenn als wäre es Spongebob und Tutadios. Um das zu beweisen, um das vorzuzeigen, dass wir so schulisch gehen, habe ich die Fachhochschulreife. Ab und zu meine ich, Almanlardan ne farkım var. Wir müssen zusammenhalten, die Asenal. Kökümü hayatta unutmam. Ich denke ab und zu an die Berge, das fühlt sich so gut an. Denn man darf die Wurzeln nicht vergessen. Ben biliyorum ben ne benim çünkü ben benim. Ağır koşullar altında çalışan birinci nesil çocukları için daha farklı bir gelecek hayali kuruyordu. Onlar iyi bir eğitim almalı, Almanca'ya hakim olmalı ve anne babalarının yaşadığı zorluklarla yüzleşmek zorunda kalmalıydı. İstersen 10 tane işte çalışayım diyordum ya da 3 tane işte çalışıyordum çocuklarım okusun diye. Bugün benim çocuklarım hepsi de meslek sahibi, hepsinin de güzel bir yaşantısı var. Bize ihtiyaçları yok yani muhtaç değiller, hiç kimse kimseye muhtaç değil. Gerçekten çok güzel bir pozisyondalar. Biz buraya geldiğimizde, ben geldiğimde 6 yaşındaydım. Bizi Türk sınıfına kaydettiler burada. Burada özellikle Türk sınıfları kurulmuştu. Yani Türkiye'den gelen vatandaşlar için Türkiye'den öğretmen getirilmişti ve Türkçe dersler veriliyordu. Bunun sebebi de şeydi, yani Türkler gelecek, burada birkaç yıl çalışacak, ondan sonra tekrar dönecekler. Onun için çocuklara Almanca dersi vermek diye bir derdimiz yok. Biz bunlara Türkçe ders verelim, tekrar döndüğünde sorun yaşamasınlar Türkiye'de. İlk etapta Türk kökenli olduğumuz için Türk sınıflarına verildik. Sonra başarılı olduğum için Türk sınıflarından çıkıp Alman sınıflarına gidince ondan sonra Almanların bir nevi kaynaştık diyebilirim. İleride tıp okumayı da tercih ettim ve tıp okuduktan sonra çocuk psikiyatri bölümüne geçtim. Ve şu anda çocuk psikiyatri uzmanı olarak Berlin'de kendi muayenehanemde çalışıyorum. Anderen Gründen auch von der ersten Generation. Die zweite Generation war in den Schulen deutsch sozialisiert. Das heißt, sie war angepasst an deutsche Standards und sie empfand Verletzungen.
Alman okullarında Almanca öğrenerek büyüyen ikinci nesilde hiçbir yabancı dil bilmeyen birinci nesil arasında doğal bir fark oluştu. Onlar sadece evde Türkçe, okulda Almanca konuşmuyor. Aynı zamanda evde Türk kültürünü yaşarken dışarıda Alman arkadaşlarıyla farklı bir kültürü yaşayıp öğreniyor. Ben ikinci kuşağım. Biz iki kültür içinde büyüdük. Evde sadece Türkçe konuşuldu. Her şey Türkçeydi. Ama tabii ki dışarıda arkadaşlarımızla okulda Almanca öğrendik. Yani biz hem Türk hem Alman kültürle büyüdük. Mevcut kuşak en çok uyum sağlamış kuşak diyebiliriz. Çünkü mevcut kuşak dil sorunu yok, kültür sorunu yok. Bunlar ve her iki kültürü içlerinde toplamışlar. Her iki dili konuşuyorlar çok mükemmelce. Türk olarak, kendimi Türk olarak görüyorum. Ama kelimeler, konuşmalar Almanca. Topluma adapte olmak, olmanın sırrı açık olmak lazım. Bir de dili çok iyi konuşmak lazım. Sonuçta karşınızdaki bir insanla komünikasyona girdiğinizde yarısını anlayıp yarısını anlamadığınız zaman yanlış yorumlara yol açıyor bu. Deutsche und dort kann akın. Almanca hem yabancı, biz ortada kaldık. Bana tuhaf bakıyor Türkiye'deki tayfun. Normalde generell zwei Augen, zwei Ohren, ein Mund. Türkiye'de biz Almancıyız, Almanya'da biz yabancıyız. Für unsere Opas war es nicht einfach, man sah sie nur als Gastarbeiter. Türkiye'de biz Almancıyız, Almanya'da biz yabancıyız. Türkiye'de biz Almancıyız, Almanya'da biz yabancıyız. İki kültür arasında gelip giden ikinci nesili bekleyen problemse çok farklıydı. Onlar Türkiye'yi sadece anne ve babalarından dinlemiş, yılda birkaç kez gittikleri tatillerde tanımışlardı. Türkiye onlara yabancıydı. Doğup büyüdükleri Almanya ise onları yabancı olarak görüyordu. Yani bilinçli bir şekilde Türkiye'de yaşamadım. Onun için nelerle karşılaşacağım, oradaki insan ilişkileri nasıl olabilir, nasıldır, onları değerlendiremiyorum ben. 40 yıllık Almanya'da yaşadığınız zaman tabii ki birazcık Alman oluyorsunuz. Ben de kendimi biraz Alman hissediyorum diyebilirim. İki tane de kızım var, kendilerini Alman hissediyorlar, nerelisin falan. Biz Berlinliyiz, biz Almanız. Yani sonuçta o vatan özlemi ikinci, üçüncü nesil Türklerde yok. Çünkü onlar bir de şunu görmek lazım, onlar göçmen değil aslında. Onlar aslında o göç hikayesiyle karşı karşıya kalmadılar. Üçüncü nesil özellikle burada doğdular zaten. Onlar diyor biz göç hikayesine dahil olmadık ki, bizi niye göçmen olarak görüyorsunuz? Biz işte Berlinliyiz, biz Hamburgluyuz, biz işte Almanız ya da Türküz neyse ama biz göçmen değiliz, biz o göçmenliği yaşamadık. Yani ikinci ve üçüncü nesil Türkleri aslında göçmen olarak nitelendirmek çok doğru değil. Biz mümkün olduğu kadar Türkçe konuşmaya çalışıyoruz ama üçüncü generasyon genellikle bizden çok Almanlarla iç içe. Onun için biz ne kadar da Türkçe konuşsak onların Almanca daha çok ağır basıyor. Bunlar da benim kızlarım. Bu Lale 10 yaşında, şimdi 11 yaşına girecek. Bu da Mina 8 yaşında. Lale 6. sınıfa gidiyor ilkokul. Mina da 4. sınıfa gidiyor burada. Alman damadım var benim. Küçük kızım bu Almanla evli. Kendi çocuklarım gibi seviyorum yani, o kadar sevimli bir insan. Eşimle birlikte aynı şeyleri paylaştığımızı düşünüyorum. Yani düşünüyorum değil, aynı şeyleri paylaşıyoruz. Aynı düşüncelere sahibiz. Çocuklarımızın eğitiminde aynı şeylere değer veriyoruz. Bunun arasında Türk olmak ya da Alman olmaktan bir farklılık yaşamıyoruz biz. Şimdi babası Türkçe konuşuyor kızımızla. Ben de Almanca konuşuyorum. Çünkü istiyoruz hem babaannesiyle, hem anneannesiyle, hem dedeleriyle Türkçe konuşmasını. Ve öbür tarafta da kendisi de diyor ki, ya ama anne ben Berlin'de doğdum, ben burada yaşıyorum, ben Almanım. Yani zor yani öyle ona anlatmak. Önemli olan bu insanlarımızın bir taraftan kültürel varlıklarını sürdürerek Almanya, Almanlaşmış Almanya'yı diliyle bilen Almanya'ya, Almanya'daki sorumluluklarını ve yükümlülüklerini üstlenen insanlar olarak varlıkları önemli ve ki bunu yapacaklar işte.
2005 yılında kendisinin bir göçmen ülkesi olduğunu resmi olarak kabul eden Almanya, bu konuda çalışmalara başladı. Die Bundesregierung hat vieles unternommen. Den nationalen Integrationsplan, die Islamkonferenz, viele Programme zur Sprach- und Integrationsförderung, die genau in die richtige Richtung weisen. Entegrasyonun iki taraflı bir yapı olduğunun farkına varılmasıyla birlikte artık bir değişim söz konusuydu. Eskiden Türkler hakkında tartışılıyorken, şimdi Türklerle birlikte çözüm önerileri üretiliyor. Yani sorun, bizim sorunumuz Almanlarla ilişkisi değil, bizim sorunumuz toplum sorunu. Biz hiç zaman bir Türk olarak buraya geldiğimizde toplum içerisinde kendi kendimizi dışladık. Eğer biz kendimizi dışlamasaydık biz bugün gerçekten değişik pozisyonlarda olurduk. Biz kendimiz yaklaşmadık ki onlara, onlar bizi tanısın. Bence buradaki toplumdaki anahtar nokta insanlarla anlaşmak, din sorunu. Yani bir insan yaşadığı yerdeki konuşulan dili çok iyi konuşuyorsa, biliyorsa bütün kapılar açık. Integration ist keine Einbahnstraße. Das heißt, Integration besteht nicht nur darin, dass sich die einen an die anderen anpassen, sondern sie besteht auch in einer Herausforderung für die sogenannte Aufnahmegesellschaft. Entscheidend wichtig ist zu begreifen, dass sich beide Seiten in diesem Integrationsprozess ständig verändern. Im Integrationsprozess. Und hier haben die Deutschen sehr lange Integration und Assimilation verwechselt. Assimilation, die Vorstellung also, die Aufnahmegesellschaft bleibt so, wie sie ist, ein statischer Kulturbegriff und die anderen haben sich anzupassen. Ein ganz einseitiger Prozess. Tabii entegrasyona şu açıdan bakmak lazım. Entegrasyon iki taraflı bir şey. Almanlar entegre etmek istiyor mu Türkleri? Almanlar Türklerle beraber yaşamak istiyor mu? Bunu da sorgulamak lazım. Integration ist etwas, das sich auf einer funktionalen, auf einer Teilhabeebene abspielt. Ob daraus später Assimilation wird oder nicht wird, das wird die Zeit entscheiden und das kann nicht eingefordert werden. Da hat es vielerlei Missverständnisse gegeben. Die Deutschen haben erst nach Jahrzehnten begriffen, dass sie in einem Prozess sind, der nicht mehr reversibel ist. Almanya'daki Türklerin esasında ben orada ciddi bir şekilde uyum gösterdiklerini, Alman toplumundan özleştiklerini fakat hiçbir zaman asimile olmadıklarını görüyorum. Almanya'da yaşayan Türkler artık Alman toplumunun değişmez bir parçası. Birçok şehirde Türk mahalleleri var. Türkler dinlerini, dillerini, örf ve adetlerini bu mahallelerde tüm canlılığıyla yaşıyor. Auch ihre Religion, ihre Kultur gehört dazu und hat hier ihren Platz. Überlegen Sie mal, wie viele Moscheen hier in Deutschland gebaut worden sind. Die Moscheegemeinden haben eine wichtige Bedeutung für Teilhabe. Bu bulunduğumuz cami geçen yıl Mayıs ayında açıldı. Ehl-i Sünnet din bir camisidir. Herkese açıktır. Türk Müslümanlar olsun, başka milletten olan Müslümanlar gelip burada namazını kılıyorlar ve başka dini hizmetleri de alıyorlar. Burada dilimiz de, dinimiz de, kültürümüz de var olacağız. Ümit ederim önümüzdeki 50 yıl içerisinde de bu kültürümüzden fazla şeyler kaybetmeyiz. Kendimiz de sahip çıkarak en azından dilimizin erozyona uğramaması için mücadele ederiz. Bugün Türk mahallelerinde Alman marketlerden çok Türk marketler, Alman işyerlerinden çok Türk işyerleri var. Her dükkanın Türkçe tabelası, her lokantanın Türkçe menüsü, pazarlarda, manavlarda Türkiye'den gelen sebzeler, meyveler. Türkiye'de gerçekleşen siyasi, kültürel, ekonomik her yenilik eş zamanlı olarak kendini Almanya'da da gösterir durumda. Türkiye ile neredeyse aynı zamanda Almanya'da simit evleri ortaya çıkarken dönerse Almanya'nın en popüler ve yaygın yiyeceği haline geldi. Değişen dünya düzeni, özellikle son yıllarda yaşanan ekonomik sorunlar, iş dünyasının vasıfsız işçiden çok kalifiye elemana doğru yönelmesinin yarattığı işsizlik tablosu, 3. ve 4. kuşak Türkleri bekleyen en önemli sorun.
Göçmen nüfusu arasında Türkler maalesef eğitim açısından çok yüksek bir şeye sahip değiller, kaliteye sahip değiller. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Vater oder eine Mutter, auf die kommt es ja besondererweise an, dem Kind in der Schule helfen kann, wenn es selber kein Wort Deutsch spricht. Also şimdi bu bölge, şimdi Nöpöl dediğiniz bölge geldi. Şimdi burada Türklerde çok Araplar yaşıyor. Okula git, bir tane Alman vardır sınıfta, yani yoktur. Onunla beraber bozuk Almanca ile gelişiyorlar bu çocuklar. %80'i de başarısız yani burada büyüyen gençlerin. Böyle okulda sorumlu, şeyli. Hep böyle yani. Ne yapıyorlar? O zaman mecburi böyle yani Türkler hizmet sektöründe çalışıyor. %80'i, %90'ı. Almancaya çocuklarımız iyi hakim olmadıkları zaman ileride liselerde başarılarının düştüğünü gösteriyor bu durum. Şimdi Almanya'da 55 bin Türk genci üniversite eğitimi görüyor. Bu çok büyük bir olay. Almanya'da Hauptschule dediğimiz 8 sınıflık yahut 10 sınıflık eğitime giden çocuklarımızın oranı çok yüksek ve bunlar bu eğitimi bile bitiremeden ayrılıyorlar ve Almanya'da hakikaten alt bir sınıf oluşturuyorlar. Bu açıdan Almanya'da hakikaten %10, %15 başarılı bir genç nüfusumuz var varken %80-85 oranında kaybeden bir gruba sahibiz. Türkiye'de biz Almancıyız, Almanya'da biz yabancıyız. Ich erzähle euch von meiner Generation, die dritte Generation. Ich bin die Stimme meiner Generation. Die Jugend stellt sich manchmal zu dumm an. Kardeşim bau keine Scheiße, Allah'a kurban. Zusammen sind wir stark, ich meine bis ins Grab. Guck dir die Jugend an, sie ticken krass. Jeder macht Geld auf seine eigene Weise. Überfälle, Einbrüche, du weißt doch was ich meine. Ich würde sagen, lass uns ein Ziel setzen. Gemeinsam können wir es schaffen, lass den Kiez retten, anstatt Scheiße zu bauen, die meisten zu hauen. Lass uns etwas durchziehen, dann werden einige staunen. Einige glauben, dass wir es nicht drauf haben. Die können uns zuschlagen, abziehen, es gibt auch Ausnahmen. Und die Politiker, sie glauben nicht dran. Ihr gebt uns keine Chance, wir sind im Blaulicht gefangen. Türkiye'de biz Almancıyız, Almanya'da biz yabancıyız. 50 yıllık süreçten bugüne gelindiğinde Türklerin Almanya'da büyük yol kat ettiğini görüyoruz. Birinci nesil Türklerin sergilediği başarıyı bugün çocukları ve torunları her alanda elde ettikleri kariyer ve başarı öyküleriyle devam ettiriyor. Bir zamanların misafir işçileri artık kalıcı işverenler. 2010 yılı itibariyle Almanya'da toplam 75 bin Türk işletmesi var ve bunlar toplam 330 bin kişiye istihdam sağlamakta. Bir Camdükaya diye bir şirket kurdum. Ve hakikaten düşündüğüm gibi ilk basamak olarak vatandaşlarım beni çok desteklediler. Çok uzak yerlerden. Dolayısıyla bugün 55 Alman çalışanı olan bir iş yerinin sahibiyim. Kapı pencere üretiyoruz ve firmamız Izogon şirketi, Kuzey Almanya'da saygınlığı olan, örnek alınan 10 şirketten veya da 5 şirketten bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bugün Avrupa'da Türk işverenleri, Türk işçileri, Türk mühendisleri, Türk futbolcuları, Türk yönetmenleri Almanya'nın da Avrupa'nın da gelişmesine katkı sağlamaktadırlar. Sadece Türklere değil, Alman'ı da var, Portekiz'i de var, İngiliz'i de var Türk şirketlerinde çalışan. Yani bunlar hepsi 60'lı yıllarda düşünülemeyecek hikayelerdi. Bugün gerçek ve realite olarak karşımızda. Özellikle ikinci ve üçüncü kuşağın Alman gençleri kadar, hatta onlardan daha da fazla kültürel alanda başarıya imza attığını görüyoruz. Bugün Almanya'nın uluslararası alanda birçok ödüle doymuş ve en önemli yönetmenlerinden biri Fatih Akın. Edebiyat alanındaysa Feridun Zahimoğlu, Hatice Akgün ve daha niceleri. Gerçekten üçüncü nesilde muazzam bir potansiyel patlaması görmeye başladık. Artık Almanya'nın en başarılı film yönetmenleri, Almanya'nın en başarılı futbolcuları, Almanya'nın en başarılı doktorları, en başarılı hukukçuları, en başarılı akademisyenleri, hatta siyasileri arasında Türklerin, Türkiye asıllı Alman vatandaşlarının olmaya başlaması bir tesadüf değil. Berlin'de faaliyet gösteren Ballhaus Neimstrasse Tiyatro Evi, elde ettiği başarı ve kazandığı sayısız ödülle sadece Almanya'da değil, göçmen barındıran birçok Avrupa ülkesinde örnek alınıp izinden gidilen bir tiyatro.
Redakteur und wir haben ihn als Moderator eingeladen. Ve Ballhaus'u açtığımızda da işte Türk-Alman tiyatrosu veya göçmen tiyatrosu diyerek değil, göçmen ve göç sonrası tiyatro lakabını vererek açtık. Hep göç olduğu olalı bir sanat da vardı, sanat üretimi de vardı. Bu tiyatro için geçerli, bir film için ama en çok da edebiyat için geçerli tabii. Alman edebiyatına girebildi Türkiye'li yazarların edebiyatı. Filmde Alman film sanatına girebildi. Türkiye'den gelip burada yetişmiş veya burada film yapan insanların eserleri. Und was hast denn auf der Insel? Hat deine Enkelin so viel Geld? Hm? Sonne. Almanya'da yetişen ikinci kuşak genç yönetmenlerin verdiği eserler Alman sinemasında özellikle büyük bir kırılmaya yol açtı. 90'lı yılların ortasından itibaren çekilen filmler, çünkü ilk defa bu genç yönetmenler kendileri belki göç deneyimine sahip değillerdi. Anne babaları ya da dedeleri gibi. Yani Türkiye'den buraya gelip göç etmemişlerdi o anlamda. Onların tabii içinde bulundukları çoğunluk topluma bakış açısı çok farklı. Bu da Alman sinemasına yepyeni bir soluk getirdi. Çünkü 90'lı yılların ortasına kadar göçü içinden anlatan, bu pencereden bakan filmler yoktu. Alman toplumunun bir parçası haline gelen Türkler, siyasi alanda da bilinçlenip kendi seçme ve seçilme haklarının takipçisi oldu. Almanya'daki siyasi partiler ve ülkede yaşayan Türklerin önemini fark etmeye başladı. Birçok siyasi parti seçimlerde Türklerin yoğun olarak yaşadığı yerleşim yerlerinde Türk asıllı Almanları aday olarak gösterdi. Türkler artık Alman siyasi hayatının da önemli bir parçası. Artık Türkler Berlin'de olsun, tüm Almanya'da olsun Alman sisteminin bir parçası haline geldiler. Çünkü şuna karar verdiler artık, biz Almanya'da kalacağız. Almanya'da kalacağımız için biz daha çok entegre olmaya çalışıyoruz. Biz Alman toplumuna, Alman siyasetine, Alman kültürüne, Alman sporuna, her şeye daha fazla entegre olmak istediğimiz için biz artık burada kalacağız ve burada daha bilinçli yaşayacağız. Yurt dışından buraya gelmiş gibi bir şey yok artık. Biz Almanız yani. Biz buranın vatandaşlarıyız. Bizim Cumhurbaşkanı Christian Wolff. Yaklaşık 850 bin tane Türk seçmeni söz konusu. Öyle seçim bölgeleri var ki Türkiye kökenli insanların oylarını almadığınız vakit o bölgeyi kazanamıyorsunuz. 3 milyon Türk demek Alman nüfusunun %4'ü demek. Şu anda Almanya'ya baktığınız zaman Almanya çok kültürlü bir ulus haline gelmedi. Fakat iki kültürlü bir ulus haline geldi. Alman çoğunluk ve Türk azınlık. Türkler son 50 yıl içinde büyük bir evrimden geçerek bir taraftan üretim içinde yer almakla beraber diğer taraftan da şimdi artık yönetim içinde yer almaktadırlar. Benimle birlikte 7 tane Türk kökenli arkadaş meclise girmeyi başardı. El ele davamız için, ortak faydalarımız için tek ses olmaya çalışacağız. Eğer bugün Almanya'da iktidarı oynayan siyasi partilerin yönetiminde Türkler varsa, eğer bugün gerçekten orada çok başarılı kardeşlerimiz varsa, bunların sayılarını arttırmamız gerektiğine inanıyorum. Bunun çaresi de %100 entegrasyon ama kesinlikle asimilasyon olmamalı. 50 yılı bir arada yaşamayı başarmış olan Türk ve Alman toplumları artık altın dönemini bekliyor. Ich möchte an den Anfang ein Wort des Dankes. Size Sayın Cumhurbaşkanım diyorlar ve sizler için oy veriyorlar. Bugün eğer Almanya'da yaşayan Türklerin sayısı 3 milyonu geçtiyse, Avrupa genelinde yaşayan Türklerin sayısı 5 milyonu geçtiyse, orada çok ciddi bir güç vardır. Bu rakam AB üyesi birçok ülkenin toplam nüfusundan daha fazladır. Yani bazen bana Avrupa Birliği'ne ne zaman gireceksiniz diye soruyorlar. Ben Avrupa Birliği'ne zaten girdik bile diyorum. Doğdukları toprakları bırakıp Almanya'ya doğru yarım yüzyıl önce yola çıkan Türklerden bugün göçmen işçiler olarak söz etmenin doğru olmadığını görüyoruz. Çünkü onlar artık yaşadıkları ülkenin misafiri değil, ev sahibi. Süreç içerisinde Almanlar ve Türkler bir arada yaşamanın doğurduğu pek çok sorunun üstesinden geldiği, uyum içinde yaşamayı başardı. Türkler
Gösterdikleri çaba ve mücadeleyle bugün Alman toplumunun vazgeçilmez bir değeri. Yani biz buranın bir parçası olarak görüyoruz kendimizi. Türkler artık vatan olarak burayı görüyor. Bütün düzenim, sistemim, her şeyim burada. İşte biz yabancıyız, yarın gideceğiz diye geldik ama gidemedik işte. 42 sene burada kaldık. Daha ne kaç sene kalacağımız da belli değil artık. Burası bizim vatanımız.